Elektrik yükleri. Durgun elektrik yüklerini ve bu yükler arasındaki etkileşimleri inceleyen konuya elektrostatik denir. Elektrik yükü. Doğada elektrik yükleri artı ve eksi olmak üzere iki çeşittir. Artı ve pozitif, eksi, negatif olarak da ifade edilir. Bu isimleri ünlü fizikçi Benjamin Franklin vermiştir. Elektrik yüklerinin kaynağı atomdur. Atomun çekirdeğinde protonlar artı yükler, çevresinde dolanan elektronlar ise eksi yüklerdir. Çekirdekteki protonlar yer değiştirmediği için cisimlerin yüklenmesini elektronlar sağlar. Proton ve elektron sayısı eşit olan atomlar nötr atomlar olarak bilinir. Nötr atomdan elektron alınırsa proton sayısı fazla olacağı için atom artı yüklenir. Yine nötr atom dışarıdan elektron alırsa elektron sayısı proton sayısından fazla olacağı için atom eksiyle yüklenir. Elektron sayısının proton sayısından az ya da fazla olması elektrik yükü olarak ifade edilir. Elektrik yükü küçük Q veya büyük Q harfleriyle gösterilir. Birimi uluslararası standartta kulomptur, büyük C ile gösterilir. En küçük yük elektronun ve protonun yükü olup miktar olarak birbirine eşittir. Buna elementer yük ya da birim yük denir. Elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb olarak hesaplanmıştır. Atomun ya da maddenin elektron kazanması veya kaybetmesine elektriklenme denir. Aynı işaretli yüklü cisimler birbirini iter, zıt işaretli olanlar birbirini çeker. Nötr iki cisim birbirini itmez ve çekmez. Yüklü bir cisim nötr bir cismi çeker. Örnek 1. Elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen KLM iletken küreleri ayrı ayrı birbirlerine yaklaştırılıyor. Küreler arası elektriksel etkileşmelerden dolayı K küresinin L küresini itti. O zaman ikisi de K ve L aynı yükle yüklü olmaları gerekiyor. L küresinin ise M küresini çektiği gözleniyor. O zaman L ve M'nin zıt işaretle yüklü olmaları gerekiyor. Cevap D. Elektrik yüklerini geçiren maddelere iletken, geçirmeyen maddelere yalıtkan denir. İletkenlere örnek olarak metaller, iyonik çözeltiler, nemli hava, canlı vücudu ve toprak verilir. Yalıtkanlara porselen, cam, plastikler, kuru kumaşlar, kuru tahta, kuru kağıt, saf su, kuru hava örnektir. Günlük yaşamda içme suları saf olmadığından elektriği iletirler. Elektrikle yüklenme çeşitleri. 1. Sürtünme ile elektriklenme. Nötr olan cisimler birbirine sürtülürse biri elektron alır, diğeri elektron verir. Cisimlerden birisi eksi Q, diğeri artı Q kadar yüklenmiş olur. Ebonit cisim yüne sürtüldüğünde negatif elektrik yüküyle yüklenir. Cam cisim ipe sürtüldüğünde pozitif elektrik yüküyle yüklenir. Ebonit, yün, cam ve ipek yalıtkan olduğu için yalıtkanlar sürtünme ile yüklenebilirler. Aynı cins yüklü cisimler birbirini itecektir. Bulutlar birbirine sürtünmesiyle yüklenirler. Yük akışı bulutlar arasında olursa şimşek, bulutla yer arasında olursa yıldırım oluşur. Örnek 2. Nötr KM kumaşları ile nötr LN cisimleri ile deney yapılıyor. L cismi K kumaşına, N cismi M kumaşına sürtülüyor. Daha sonra nesneler birbirine yaklaştırılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. K kumaşı M kumaşını çekiyorsa o zaman K ve M zıt olacaklardır. Sürtülerek elektriklenen L ve N de zıt olacakları için birbirlerini çekerler. A doğrudur. B K kumaşı N cismini çekiyorsa, K N'yi çekiyorsa demek ki biri artıysa diğeri eksiyle yüklenmiştir. O zaman L K ile zıt, M de N ile zıt olacağı için L cismi M kumaşını çekmeli, iter denilmiş. Yanlış olan cevabımız B. Yakıt olarak LPG kullanan araçlar akaryakıt ofislerinde yakıt dolumu yaparken aynı zamanda görevliler aracı toprağa bağlarlar. Böylece aracın elektrik yüklü olma durumu ve bu yüklerin boşalmasıyla gazın alev alması önlenmiş olur. Örnek 3. Emir, kardeşinin parkta metal kaydıraktan kaydığında saçlarında bir değişiklik görmezken plastik kaydıraktan kaydığında saçlarının şekildeki gibi görünüm aldığını gözlemliyor. Emir bu iki olaydan hangilerine ulaşabilir? Toprağa bağlı metaller sürtünme ile yüklenemezler. Doğrudur. Aynı yüklü cisimler birbirlerini iter. Böylelikle saçları kabarır. Zıt yüklü cisimler birbirini çeker ama bu iki olayda bunu destekleyen herhangi bir durum yok. Cevap A. Katı iletken cisimlerde yükler ayrışırken bir tarafa eksi yükler, diğer tarafa artı yükler giderler. Demekte bir sakınca yoktur. Eksi yükleri elektronlar temsil ettiği için eksi yükler hareket ediyor, artı yükler ise elektron eksikliği temsil ettiği için artı yükler hareket ediyor denilebilir. Ancak bu söylem protonların hareket ettiği anlamına gelmez. Dokunma ile elektriklenme. Birbirine dokunan iletken cisimler arasında elektron geçişi olduğunda dokunma ile yüklenme gerçekleşmiş olur. Birbirine dokunan cisimlerin ilk yüklerinin toplamı son durumda cisimler tarafından paylaşılır. İletkenler yüklendiğinde cismin tamamı aynı cins yükle yüklü olacak ve tüm yükler birbirini iterek uzak olan yüzeye dağılacaktır. Bu nedenle yüklenen iletken cisimlerin yükleri 1, 2 ve 3'teki gibi yüzeylerine dağılır. Örnek 4. İçi dolu homojen bir metal küre elektriksel olarak yükleniyor. Bu metal küredeki yüklerin dağılımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Kürenin tüm yüzeyine homojen olarak dağılacaktır. Metal küre olduğu için. Cevap A. Yarıçapları R1, R2, yükleri Q1 ve Q2 olan iletken küreler birbirine dokundurulduğunda son yükleri ilk yükler toplamını toplam yarıçapa bölüp incelediğimiz kürenin yarıçapı ile çarpılarak son yükü elde edilir. Bu olayda ilk yükler toplamı son yükler toplamına eşit olur. Yani toplam yük korunur. Örnek 5. 3R ve 2R yarıçaplı iletken kürelerin yükleri Q1 ve Q2 eksi 5Q'dur. Küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında 3R yarıçaplı kürenin yükü 6Q olduğuna göre aşağıya şöyle 6Q yazıyorum. 3R yarıçapında 6Q yük birikmişse 2R yarıçapında 4Q yük birikecektir. Son durumda yüklerin toplamı artı 10Q olduğuna göre ilk durumda da yüklerin toplamının artı 10Q olması gerekir. Çünkü dokunma ile elektriklenmede toplam yük korunuyordu. Bu yüzden 3R yarıçaplı kürenin ilk yükü artı 15Q'dur. Cevap D. Örnek 6. Yalıtkan eldivenle tutulan özdeş XYZ iletken kürelerinden X'in yükü artı 3Q, Z'nin yükü eksi 2Q'dur. X küresi Y'ye dokundurulup ayrılıyor. Sonra X küresi Z'ye dokundurulup ayrıldığında X'in yükü 0 oluyormuş. Son olarak X, Z'ye dokunduğunda yükü 0 oluyorsa, X, Z'ye dokunmadan önce yükü artı 2Q olmalı. Peki X, Y'ye dokunduktan sonra yükü artı 2Q olmuş. Özdeşlerde o zaman Y de bu dokunmadan sonra artı 2Q ile yüklenir. X ve Y dokunmadan sonra toplam artı 4Q yük depoladıklarına göre ilk durumda da üzerlerindeki yüklerin toplamı artı 4Q olmalıydı. Bu yüzden X'in ilk yükü artı 3Q, Y'nin ilk yükünün de artı Q olması gerekecek. Cevap C. İçi boş iletken cisimler. İletken bir kaba içten dokundurulan yüklü iletken bir cisim yükünün tamamını kaba aktarır. Aynı işaretli yükler birbirini daima iteceği için tüm yükler kabın dış yüzeyine dağılır. İçten dokunan cisim ise nötr hale gelir. Bu özellik cismin kaba dışından dokundurulduğunda gözlenmez. İçi boş kaba dışından dokundurulmada yarıçapların büyüklüğüne göre yük paylaşımı olur. Örnek 7. Bir fizik laboratuvarında öğrenciler iletken ve nötr K cisminin dışına eksi 8Q yüklü iletken L cismini dokundurduklarında K cisminin dış yüzeyinin yükü Q1. Daha sonra L'yi K'nın içine dokundurunca K'nın dış yüzeyinin yükü Q2 oluyormuş. Dışarıdan dokundurmada yarıçaplarına göre bölüşüyorlardı. İçeriden dokundurmada ise içeriden dokundurulan cisim nötrleniyor, sahip olduğu yükü dışarıya veriyor. K nötr olduğu için içeriden dokundurmada L nötr kalacak, eksi 8Q'nun tamamı K'nın olacak. Dışarıdan dokundurmada ise 0 artı eksi 8Q toplam yük bölü toplam yarıçapım 4R çarpı K'nın yarıçapı 3R. Buradan eksi 6Q yük ile yükleneceğini buluruz. LK'ya dışarıdan dokundurulursa. Cevap A. İçi boş ve nötr olan iletken küreye iletken ve yüklü başka bir cisim içinden kabloyla bağlanırsa yükü yarıçapları ile doğru orantılı paylaşırlar. Topraklama. Yüklü bir iletken cismi toprağa bağlayarak nötr yapma olayına topraklama denir. Toprak tüm cisimlere göre sonsuz büyüklükte bir küre kabul edilebilir. Bu nedenle yüklü bütün cisimler ona dokunursa yüklerinin tamamını alır. Yani o cismi nötr yapar. Pozitif yüklü iletken cisim toprağa bağlandığında topraktan cisme elektron geçişi olur ve cisim nötrlenir. Negatif yüklü iletken cisim toprağa bağlandığında ise negatif yükler toprağa geçer ve cisim nötr hale gelir. Etkiyle elektriklenme. Nötr ve iletken olan bir K cismini yüklü L cismi kullanılarak yüklemek için L cismi K'ya yaklaştırılır. L cismi K'daki yüklerden kendisine zıt işaretli yükleri en yakın uca çeker. Aynı işaretli yükler en uzak uca iter. Nötr cismin eksi ve artı yüklerinin ayrı uçlarda birikmesi durumuna kutuplanma ya da polarizasyon denir. K cisminin solundaki eksi yükler, sağında artı yükler ayrışmış yani kutuplanmıştır. Bu durumdayken L cismi uzaklaştırılırsa yükler birbirine karışır, K cismi yüklenmez. Bu nedenle K cismi kutuplanmış iken bir ucu toprağa bağlanırsa L'nin ittiği yüklerin olduğu kısım toprak tarafından nötr yapılacaktır. Arkasından toprak bağlantısı kesilir ve L cismi uzaklaştırılırsa K cismi yüklenmiş olacaktır. Örnek 8. Elektrik yükü bakımından nötr, iletken bir küre ile negatif yüklü bir çubuk başlangıçta birbirinden yeterince uzakta ve etkiyle elektriklenmeye hazır halde şekildeki gibi tutuluyor. Buna göre işlemleri hangi sırasıyla yaparsak kürenin etkiyle elektriklenmesi gerçekleşecektir diye sormuş. Öncelikle yüklü çubuk küreye yaklaştırılmalı. Daha sonra bu 1 olsun. Daha sonra küre yüklü çubuğa uzak bir noktadan topraklanmalı. Daha sonra topraklanan kısım nötrleneceği için şimdi bu etkiyi ortadan kaldırmak adına topraklamayı kesiyoruz. Daha sonra da yüklü çubuğu küreden uzaklaştırıyoruz. Doğru cevap C. İletken K ve L nötr küreler birbirine dokundurulup yüklü bir X cismi K küresine şekildeki gibi yaklaştırılırsa yükler K ve L cisimlerinin birer yüzeyinde kutuplanır. Küreler bu durumda birbirinden ayrılırsa küreler zıt yükle yüklenmiş olur. Burada kürelerin yük miktarları eşit ve zıt işaretlidir. Kürelerin yarıçapları yük miktarlarının eşit olmasına etkisi yoktur. Yani küreler farklı büyüklükte olsa bile yük miktarları eşittir. Çünkü etkiyle elektriklenme söz konusu. X cisminin yani etkileyen cismin yükü K ve L'nin yük miktarından da daha fazladır. Dokunma yönteminde olduğu gibi burada da toplam yük korunacaktır. Örnek 9. İletken ve nötr Y-T küreleri ile yalıtkan ve nötr Z küresinden. Burada Z yalıtkan olarak veriliyor. Y, Z, T birbirine dokunuyor ve T şekildeki gibi topraklanıyor. Artı yüklü X yalıtkan küresi Y küresine yaklaştırılarak etkiyle elektriklenme gerçekleşiyor. Önce toprak bağlantısı kesiliyor, sonra tüm küreler aynı anda birbirinden ayrılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? Y küresi eksi ile yüklenir mi? Hayır. Çünkü Y iletken olmasına rağmen toprak ile bağlantısını Z yalıtkanı engelliyor ve başlangıçta Y nötrdü. Sadece X'e yakın olan tarafında eksiler, uzak olan tarafında artılar kutuplanacaktır. Z küresi yüklenmemiştir. Evet, yüklenmemiştir. Çünkü Z bir yalıtkandır. T küresi eksi yükle mi yüklenmiştir? Y'nin artılarından etkilenen T'nin Z tarafındaki kısmı eksiyle yüklenecek. Toprak bu kısmı nötrleyecek. Toprak bağlantısını kesip ayırdığımızda T eksiyle yüklenmiş olacaktır. Cevap E. Yüklü bir cisim nötr ve yalıtkan cismin yük dağılımını az da olsa etkiler. Yalıtkanda yükler gelişigüzel dağılmıştır. Yüklü cisim yalıtkan ve nötr cisme uzak iken şekildeki gibi yaklaştırılırsa yükler olduğu yerde yön değiştirir. Zıt yüklerin döndüğü yön yaklaştırılan cisme yakın olduğu için cismi çeker. Ancak yalıtkan bir cismi etki yöntemiyle yükleyemeyiz. Sadece yüklü cismin nötr yalıtkan cismi çekebileceğini söyleriz. Örnek 10. Pozitif olarak yüklendiği bilinen bir tarak, başlangıçta nötr olduğu bilinen bir kağıt parçasına dokundurulduğunda düzgün dikdörtgen kağıt parçasının şekildeki gibi düşey olacak biçimde tarağa temas ederek havada asılı kaldığı görülmektedir. Kağıt parçasının üst yarısı A ve alt yarısı B şekilde adlandırılmaktadır. Tarağın asılı kağıt parçasının A kısmına uyguladığı elektriksel kuvvet FA, B kısmına uyguladığı elektriksel kuvvet FB'dir. Kağıt parçasının tamamına yerkürenin uyguladığı kütle çekim kuvveti ise G'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Tarak kağıdın A ucunu kendisine çekmişse kendisine doğru düşey yukarı doğru bir kuvvet uygulamıştır. Kağıdın A kısmını kendisine doğru çektiğine göre B kısmını aşağı doğru itecektir. Ayrıca bu FB, bu FA ve ayrıca kağıdın bir ağırlığı var G kadar. FA düşey ve aşağı yönlü müdür? Hayır, düşey ve yukarı yönlüdür. FB düşey ve aşağı yönlüdür. Doğrudur. FA'nın büyüklüğü G'den fazladır. Kağıt parçasını dengede tuttuğu için. Cevap E. Boşluklu yapıdaki iletken ve nötr bir cismin içine yüklü cisim dokunmadan konulursa yüklenme şekildeki gibi olur. İç ve dış yük miktarları eşittir. Örnek 11. İçi boş iletken A küresi eksi 7Q yüklü iken içine yüklü bir B küresi asıldığında A küresinin dış yüzeyinin yükü artı Q olmaktadır. Başlangıçta eksi 7Q vardı. Buna göre B cisminin yükü için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diye sormuş. Dışarıda artı Q olabilmesi için içeride eksi 8Q yükün çekilmiş toplanmış olması gerekir. B'nin içeride eksi 8Q yük toplayabilmesi için yükünün artı 8Q olması gerekir. Cevap B. Örnek 12. İrem nötr olan XY cisimleriyle nötr olan KL kumaşlarından X cismini K'ya, Y cismini L'ye sürterek yüklenmelerini sağlıyor. Ve hepsini birbirinden ayırıyor. Şekilde yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur diye sormuş. X K'ya, Y L'ye sürtülmüş. X cismi Y cismini çekerse, yani bunlar birbirleriyle zıt yüklenmiş olacaktır. O zaman K ve L de birbirleriyle zıt, yani artı eksiyle yüklenmiş olacaktır. Birbirlerini itmezler, çekerler. Bir yanlış. Y cismi L kumaşını çeker mi? Birbirlerine sürtülen maddeler zıt elektrik işaretiyle yüklendikleri için birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. 2 doğrudur. X cismi L kumaşını çekerse, X L'yi çekiyorsa o zaman X artı iken L eksi olmalı. O zaman K eksi, Y ise artı ile yüklenecektir. Y cismi de tabii ki de K kumaşını çekecektir. Doğrudur. Cevap D. Örnek 13. Elektrik yüklü bulutların yere çok yaklaştığını gören 3 arkadaştan Arda denize giriyor. Can metal bir barakanın içine giriyor. Eda bir ağacın altında duruyor. Buna göre hangi arkadaşların yıldırım düşmesiyle hayatı tehlikededir? Arda sıvıya temas ettiği için, Eda yüksek bir ağacın altında olduğu için yıldırım düşmesinde hayati tehlikededirler. En güvenli yerde bulunan metal barakadaki candır. Buraya yıldırım düştüğünde metal plaka toprağa iletecek, içi nötr olarak kalacak ve can güvenli konumdadır. Arda ve Eda ise yıldırım düşmesinde hayati tehlike altındadırlar. Cevap C.